adada tek bir Türk kalmayınca kimin olduğu sorunu da kalmayacak. Heyecan Doruk'ta. Bir zamanlar Kıbrıs'ın seyirciyle buluşmasına az kaldı. Bizi Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında verdiği varoluş mücadelesini ekrana taşıyor. Rum Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkına yönelik acımasız saldırıları, soykırım, vahşet, zulüm, her türlü meselenin olduğu o yıllarda Kıbrıs Türk halkı büyük bir direniş göstermişti. Ama tabii ki çok büyük de katliamlar oldu. Çok büyük acılar yaşandı. Bütün dünya bunları izledi ama seyirci kaldı. Topla bunları, geliyorum. Katliam fotoğraflarını hemen yabancı basına geç. Kıbrıs Türk halkı kendi hikayesinin anlatıldığı diziyi sabırsızlıkla bekliyor. Tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi. İnci ve kuzlarından birini alın. O dönemi tamamıyla enine boyuna kapsayacak bir şekilde ve hem Kıbrıs'ımızın hem Türkiye'mizin hem de Türkiye'nin ilişkileriyle bir hayli ülkede izlenecek olan bu dizinin dünya kamuoyu yaratması bakımından fevkalade yerinde bir karar olduğunu ifade etmek istiyorum. Tatar dizinin yapım sürecini de yakından takip etti. Gayet profesyonel. Zaten Türkiye artık dizi bakımından belki de dünyada ilk birkaç ülkeden bir tanesidir. Yani şu anda Türk televizyonlarında oynayan diziler son derece başarılı. Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının uğradığı zulmü anlatan yapımının önemine vurgu yaptı, dizinin zamanlamasına da dikkat çekti. Vaziyet takdirinize arz olunur. Bu dizinin hem zamanlaması hem ortaya koyduğu heyecan ve iradenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla TRT yönetimine ve bu dizinin çekiminde emeği geçenlere, ta oyuncularından yönetmenine, senaristine, drama yönetmenine, herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Türk Cemaat Başkanı Rauf Raif Denktaş.